Kanalından açıklama geldi, izleyicilerimize aktardık ama o görüntülerdeki o ödenen para neyin parasıdır, sizden dinleyelim Sayın Çelik. Hemen açıklayayım. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ben daha yerel seçim süreci başlamadan hem televizyonda hem de çeşitli toplantılarda şunu ifade etmiştim. Demiştim ki sadece bir başkan adayına karşı yarışmayacağız. Aynı zamanda montaj videolara karşı, iftiralara karşı, karalama kampanyalarına karşı yarışacağız. Aynı zamanda bürokrasiye karşı yarışacağız demiştim. Ki görmeye başladık, valiler belediye başkan adaylarıyla saha çalışması yapıyorlar. Aynı zamanda medyanın %95'ine karşı yarışacağız demiştim. Bazı kanallar, iktidar tahakkümündeki bazı kanallar bizi hiç vermeyecekler. Verenler de çok negatif cümleler kullanacaklar demiştim. Ve aynı zamanda da bir biçimiyle kamu kaynaklarına karşı yarışacağız demiştim. İşte bu montaj videolarla ilgili dün bir örnek daha gördük. Bir otobüsü, otobüsün şoförü arıza kaydı bildiriyor. Başakşehir'e çekiyorlar. Orada rakip adayın ajansı, evet, aracın arkasında sis makinesi, sanki otobüs arıza yapmış ve ulaşımda bir kesinti varmış gibi görüntüleri çekmeye çalıştırırlarken yakalandılar yine birkaç ay önce olduğu gibi. Ve aslında bu yolla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmaya yönelik girişimlerde bulunacaklardı. Ancak yakalanmış oldular. Şimdi sorunuza gelecek olursak, görüntüler 2019 yılına ait. Evet. 2019 yılında benden önceki il yönetimi ve benden önceki il başkanı İstanbul il binasının, şu anda benim içinde bulunduğum il binasının satın alınmasıyla ilgili bir kampanya başlatmıştı. Kampanyanın ismi Bir Tuğla'da Sen de Koydu. Evet. Ben de o dönemde ilçe başkanıydım. Bir Tuğla'da Sen Koy kampanyasına ben de partililerimle beraber banka yoluyla bağışlarda bulunmuştum. O dönem toplanan bağışlarla bir il binası satın alınmıştı. Dün servis edilen o görüntüler 2019 yılında il binasının satın alınmasına yönelik yapılan ödemenin görüntüleridir. Şu söylendi, dendi ki işte Büyükşehir Belediye Meclis üyesi il binasında o paraları sayıyor gibi. Evet. Orası bir kere bizim il binamız değildir. Orası neresidir? Bu binanın daha önceki sahibinin, yani binayı İstanbul İl Başkanlığı'na satan bina sahibinin avukatının, Gökhan Taşkıran'ın avukatlık ofisidir. Orada 15 milyon 510 bin lira para eski il, yani il binasının eski sahibinin, yani satın alınan kişinin, hı hı, avukatlık ofisinde ödenmiştir. İşte teslim tebellü belgesi de budur. Evet. Avukatın da zaten bu belgede imzası vardır. Şimdi bu görüntülerin kurultaya yönelik olduğunu ifade edenler oldu. Bir kere o görüntülerde bizim üç partilimiz var. Bir tanesi İBB meclis üyemiz Fatih Keleş, bir tanesi eski yerel yönetimlerden sorumlu, bizden önceki yönetimdeki yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı Özgür Nas, bir tanesi de önceki il başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz. Evet. Şimdi bir kere görüntüler 2019 yılından bir. İkincisi de şu, hani deniyor ya kurultayla ilgili bu paralar, işte bir biçimiyle o görüntülerin kurultayla ilgili olduğu söyleniyor. Bir kere hem İstanbul Kongresi'nde hem de Ekrem İmamoğlu ismi kullanılarak söyleniyor. Hem İstanbul Kongresi'nde hem kurultayda önceki il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu farklı tarafları destekliyordu. Kurultayda da İstanbul Kongresi'nde de farklı tarafları destekliyordu. Görüntülerdeki kişi Can Poyraz, Özgür Nas, Canan Hanım'ın yakın çalışma arkadaşları. Dolayısıyla bu görüntülerin kurultayla ilgili olması mümkün değil. Şimdi buradaki amaç ne? Buradaki amaç seçime 20 gün kala, 19 gün kala Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yıpratma çabası. Bir başka şey söylüyorlar. Efendim il binası alınırken ödemenin genel merkez hesaplarından yapılması gerekiyordu. Bir bölümü zaten genel merkez hesaplarından yapıldı.
Yani bir tuğlada sen koy kampanyasına bir bölüm vatandaşlar, partililer genel merkezin resmi hesaplarına bağışta bulundular. Ama takdir edersiniz ki bir bölüm iş insanı, bir bölüm partili de hem ticaret yapan hem de partili olan bir bölüm insan da resmi hesaplardan bağış yapmak istemiyor. Çünkü diyor ki ben ticaret yapıyorum, mevcut siyasi iktidar da toplumu bir baskı politikasıyla, yıldırma politikasıyla, bir korku politikasıyla yönetiyor. Yani etiketlenmemek için iktidar tarafından nakit olarak veriyorlar bağışlarını. Nakit olarak makbuz karşılığında bağışta bulunabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla il binasının satın alınmasındaki tutarın bir bölümü az önce size gösterdiğim gibi teslim tebellü belgesiyle elden ödenmiş, bir bölümü de banka yoluyla ödenmiştir. Dolayısıyla görüntüler il binasının satın alınmasına yöneliktir. Tabii ki biz ne yapıyoruz? Biz bu görüntüleri servis eden, yani o güvenlik kamerası görüntülerini servis eden avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunları paylaşan hesaplarla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Yani bu bir karalama kampanyasıdır. Bu seçime 20 gün kala, 19 gün kala Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yıpratma çabasıdır. Ama toplum gerçekleri biliyor. Toplum vicdanında bu tür eylemlerin kabul görmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Sayın Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı. FETÖ dedikleri örgütle aynı yolu izliyorlar ama milletçe sileceğiz biz onları dedi. Şimdi sizden bir ricam olacak. O paranın teslim edildiğine dair tutanak elinizde, az önce izleyicilerimize sunduk ama tekrar ekrandan gösterebilir misiniz? Zira orada mal sahibinin avukatı, o dönem mal sahibiydi, avukatı Gökhan Taşkapan'ın imzası da bulunuyor. Hemen aşağıda. Çünkü bu görüntüleri paylaşan şahıs kendisi. Aynı zamanda görüntüyle daha önce şantaj yapılmak istendiği bilgisi de var Sayın Özgür Çelik. Bununla ilişkin ne dersiniz? Daha önce de bir şantaj girişiminde bulunulmuş galiba. Evet, daha önceki yöneticilere, yani benim görevi devralmadan önce İstanbul İl Başkanlığı'nda görev yapan yöneticilere elimizde böyle para görüntüleri var ve biz bu görüntüleri servis edebiliriz gibi bir şantaj yapıldığını ben de sizler gibi duydum. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bu dönemin yöneticileri hem bir önceki dönemin yöneticileri olarak işimizi titizlikle yaptığımız için bu tür şantajlara, bu tür tehditlere karşı bir fırsat kesinlikle vermeyiz. Bizim için bir anlam ifade etmez. Sayın Özgür Çelik, size bu şekilde geldiler mi? Bir şantajla, bu görüntüleri yayarız şantajıyla. Yoksa direkt seçim için bunu saptırıp bir kara propaganda haline getirmek için doğrudan mı kullandılar 4,5 yıl sonra? Ben zaten 6-7 aylık il başkanı olduğum için görüntü kayıtlarında da çok net, o güvenlik kamerasının kayıtlarında da 2019 yılına ait görüntüler olduğu için benimle bu konuyla ilgili hiçbir temas kurulmadı. Ancak bazı sosyal medya hesaplarında hani bu paraların ve binanın satın alınma sürecinin sanki benim dönemimdeymiş gibi konuşmalar yapanlar oldu. Videolar çekerek. Ben onlara tabii yanıt vermedim. Çünkü o seviyede zaten daha önce de bir takım yalan, iftira haberler yapanlara karşı bir yanıt vermedim. Ama tabii ki Tele1'de bunu çok net ifade edebilirim. Hani bazı sosyal medya hesaplarında Özgür Çelik bu bina satın alınırken bu paralar nasıl böyle sayılır falan gibi, bunlar kurultaya yönelik meselelerdir gibi yalan ve iftira üzerinden bir süreç yönetiyorlar. Ben zaten 6-7 aylık il başkanıyım. Görüntüler 2019 yılına ait. Dolayısıyla kurultay zaten çok yakın bir zamanda yapıldı. Tabii. Bu yönüyle o görüntülerin bir biçimiyle sanki kurultay sürecine ait görüntülermiş gibi servis edilmesini de toplumun vicdanına havale ediyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özgür Çelik. Bizimle olduğunuz, izleyicilerimizi de bilgilendirdiniz. Sağolunuz. Bütün izleyicilerinize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Yeni montaj videolar, yeni karalama kampanyaları, yeni iftiralar ortaya çıkacaktır. Ancak biz zafere giden yolda her şeyi mübah görenlerden kesinlikle hiçbir zaman olmadık, değiliz. Türkiye 31 Mart'ta bir demokrasi şöleni yaşayacaktır. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yeniden bir tarihi zafer elde edecek.
İstanbul'daki belediye sayımızı iki katına çıkartacağız ve İstanbul halkı, Türkiye halkı seçimlerde gereken cevabı verecektir diyerek sizin aracılığınızla Ramazan'ın ikinci günündeyiz. Ramazan ayının ülkemize birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Sizlere iyi yayınlar diliyor, saygılar sunuyorum. Bizler de çok teşekkür ediyorum Sayın Özgür Çelik. Evet sevgili izleyiciler.